Evet, herkese merhabalar. Bugünkü konumuz House of Iron 4'e indirim gelmesi üzerine hepimizin aklına canlanan DLC'ler alınır mı sorusu. Ben bunların hepsini bu arada satın aldığım için hani şeylerini kullanmış biri olarak yorumluyorum bunları. Öncelikle kozmetikleri aradan çıkaracağım. Ardından Battleford'u, Bosporus'u aradan çıkaracağım. Ardındansa geri kalanları aradan çıkaracağım. Kozmetiklere başlarsak radyo paketi fazladan müzik veriyor. Birazcık atmosfer sağlıyor. Yani çok uzun süredir oynuyorsanız oyunu almanızı tavsiye edebilirim. Çünkü çok uzun süre oynayınca insan müziklerden sıkılabiliyor. Ha, arkada zaten kendi müziğinizi falan dinliyorsanız hiç gerek yok. Hakikaten diyorum. İkinci kozmetik paketimiz ise Allies konuşma ve müzik. Yani işte nasıl diyeyim size. Mesela İkinci Dünya Savaşı başladığında İngiltere'nin başkanı Churchill'ın açıklamalarının seslerini duymaya başlıyorsunuz. Tarihi konuşmaları duymaya başlıyorsunuz. 7,03 TL'ye satılıyor bu DLC. Eğer böyle çok atmosfer takıntınız falan varsa, ben orada gibi hissetmek istiyorum derseniz alınabilir. Ancak zaten bu 5X'te falan oynuyorsanız oyunu, almaya değecek bir DLC değil. Aynı zamanda devamlı aynı sesler çaldığı için de bir noktada bayabilen bir DLC. Yani 5X'te oynadığınızda mesela ses gecikiyor. Yani işte oradaki açıklama bitene kadar çoktan açıklama değerini kaybetmiş oluyor falan. Ben o kadar verimli bir DLC olarak görmüyorum kendisini. Diğer şeylerimizde, kozmetik DLC'lerimizde bu da görebildiğiniz Allied Armor paketi. Bunlar direkt şey sağlıyor size. Oyun içindeki modelleri sağlıyor. Tank modellerini sağlıyor size. Yani bazı modlarla da bunu yapabilmenizin dışında oyun içindeki tankları görmeye gerçekten 9 lira 4 kuruş vermeli misiniz? Bilmiyorum. Hakikaten o kadar da değecek bir şey değil. Normal fiyatına değmiyor. İndirimli fiyatına, yani gerçekten canınızın çekiyor olması lazım diyorum. Sabaton müzik paketleri şey gibi şeyler beklemeyin. İşte Sovyetler oynuyordum. Almanları püskürtürken Panzerkampf çalacak mı arkada diye beklemeyin. Yani o tarz böyle düşündüğünüz kadar OP bir şey değil. Sabaton evet çok güzel müzikler yapıyor. Ama oyun içinde bunları almaktansa onun yerine gidin normal işte Sabaton şarkılarınızı Spotify'ınızdan, YouTube'unuzdan bir yerden açın derim. Sırf yapımcılara destek olmak istiyorsanız işte Sabaton'a şey gitsin, belli bir ücret gitsin, Sofayna gitsin falan diyorsanız alın. Yoksa hani indirimde bile 8 lira ikisi değmez. Onun dışında radyo paketi, ekstra müzikler çok uzun süredir bir oyuncuysanız tavsiye edebilirim. Onun dışında hakikaten 6,75 çok bilmiyorum. Hani orijinal fiyatına değmez eğer yeni bir oyuncuysanız ama 6,75 veririm abi ne olacak diyorsanız, gelecekte sıkılacağınızı öngörerek şimdiden ucuza alabilirsiniz. Bunların dışında Axis Armor paketi, tıpkı Allies'da ne dediysem aynısını söyleyeceğim. Yalnız Axis'in daha ucuz olduğunu belirtmek istiyorum. Yani hangisini daha çok oynuyorsanız onu da alabilirsiniz. Bu da bir yöntem. Şimdi bunların dışında geri kalanları oynanış DLC'leri. Oynanış DLC'lerine geçmeden önce indirime girmemiş olan oynanış DLC'miz Battleford'u, Bosporus'u söylemek istiyorum. Şimdi 18,5 lira verilir mi? Bana soracak olursanız geri kalan DLC'lerin hepsini alıyorsanız bir de üstüne Battleford'u, Bosporus'u almak biraz pahalı kaçabilir. Hani çünkü geri kalan DLC, yani işte 18,5'u 130'dan çıkarın. Aşağı yukarı 112 lira zaten harcamışsınız. 18,5 lira daha üstüne atarım abimi dersiniz. Yoksa ben şimdilik bunlarla takılırım. Bir dahaki indirim dönemi geldiğinde zaten bu da indirime girecek. Tıpkı Lara Distance'ın girdiği gibi. Çünkü House of Iron'ın DLC politikası o şekilde ilerliyor. Öncelikle DLC çıkıyor, indirim geliyor. DLC indirime girmiyor, ondan öncekiler geliyor. Sonra bir ikinci indirim dönemi geldiğinde en sonki o çıkmış daha demin indirime girmeyen DLC %33 indirime giriyor. Sonra bir sonraki indirimde %50'ye kadar iniyor. Yani %33 indirimle gayet bekleyebilirsiniz. Diğer DLC'lerinde size katacak çok şey var. Ha ama atıyorum dersiniz ki
Ben Balkan DLC'si ne yapayım? Onun yerine gideyim Türkiye ve işte Yunanistan, Bulgaristan DLC'sini alayım derseniz tabii ki de o konuda diyecek bir şey yok. Yani ama bence gayet de diğerleriyle oyalanabilirsiniz bir dahaki indirim dönemine kadar. Onun dışında geri kalanlarda en pahalısı Lara Distance olduğu için ondan bahsedeceğim. 21 lira 44 kuruş kendisi. Intelligence Agency, İspanya Fokus Ağacı, Portekiz Fokus Ağacı, Fransa Fokus Ağacı gibi bir sürü şey veriyor. 21 liraya değer mi derseniz. Bence oyunda ilerlemişseniz alın. Çünkü İspanya gibi, Portekiz gibi ülkeler gerçekten oyunun temel mekaniklerine hakim olduğunuzda, güçsüz ülkeler olduğu için ve güçlü düşmanlar olduğu için temel mekaniklere hakim olduğunuzda oynanılabilecek ülkeler. Fransa da benzer şekilde karışık bir ülke ve oyuna biraz hakim olmanız lazım. Bu yüzden ve bir de Intelligence Agency'lerde tabii oyunun başka bir aşaması. Oyun hakkında aşırı şey değilseniz, tecrübeli değilseniz Lara Distance'a hemen ihtiyacınız yok. Onun dışında kalanlara da ne diyorsan bence konuşamadım. Man the Guns, Waking the Tiger, Death or Dishonored, Together for Victory. Bunların her biri çok güzel DLC'ler. Her ülkeye çok güzel özellikler katıyorlar. Hem de %50 indirimde her biri. Yani tertemiz 16 liradan, 9 liradan, 12 liradan kapıp gidebilirsiniz diyorum. Benim görüşüm bu şekilde. Huidor'un zaten kendisi de %75 indirimde 14.75. Gayet de ceplenir. İşte alacak arkadaşlarınıza duyurun. Abi Huidot indirime girmiş. DLC'ler de indirimde. Hani DLC'ler yüzüne almıyordun ya falan şeklinde. Çökebilirsiniz. Baya tertemiz alır gidersiniz. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ha bu arada şeyi incelemedin derseniz bu Polonya'ya özellik katan bedava bir DLC. Bu direkt oyunun kendisi içerisinde bedava geliyor. İlk DLC olması lazım. O şekilde. Bu arada montajlarken fark ettim. Buradaki geri kalanların tam spesifik olarak ne yaşadığını söylemeyi unutmuşum. Waking the Tiger Japonya'ya, işte Mançurya bölgesine, Çin'e şeyler sağlayan, özellikler sağlayan DLC. Oradaki işte fokusları arttırıyor. Man the Guns Amerika'ya, Meksika'ya özellikler sağlayan, aynı zamanda deniz özelliklerini sağlayan, denizcilik özelliklerini sağlayan DLC. Death or Dishonored'a da bu Romanya, Çekoslovakya, Macaristan, Yugoslavya bölgelerine fokus sağlayan DLC. Aynı zamanda komutanlara madalya vermenizi sağlayan DLC. Bu arada şeyde Waking the Tiger aynı zamanda ülke reform etmeler, işte Orta Amerika gibi ülkeleri kurmanızı sağlayan DLC. Together for Victory'de İngiltere ve sömürgelerine özellikler getiren DLC, işte Puppet yönetimi vesaire gibi şeyler. Onun dışında şey de tabii ki de bu Japonya'ya özellik sağlayan Waking the Tiger DLC de aynı zamanda Almanya'ya ekstra özelliklerini sağlıyor. İmparatorluk dönemlerine geri gelmesini sağlıyor. Bunların detaylarını söylemeyi unutmuşum. Ayrıca şeyle karıştırma olmasın. Bu Battle for the Bosporus DLC'si ile beraber gelen güncellemede Death for Dishonored'ın içerisine geldi. Romanya ve Yugoslavya eklentileri. Yani bu Yugoslavya'nın ekstra fokusları, Romanya'nın düzeltilmesi falan Death for Dishonored'ın içerisine eklendi. Yani tutup da işte United Balkanlı kurma özelliği Battle for the Bosporus'un içerisinde değil. O DLC'nin yeniden yapılmasıyla yeni DLC'nin çıkışı üst üste denk geldi. Bu birbirine karışmasın. O şekilde. Şimdi hazır yeri gelmişken abi DLC'ler ne kadar gerekiyor? Ben zaten oyunu oynuyorum. İşte DLC'ye de para mı verilir konusunu aradan çıkartayım. Öncelikle şey söyleyeceğim. Ben de sizin gibi işte EU4'te yaşadığımız oyunun parasını veriyoruz. Bir de oyunun 3 katı parayı DLC'ye veriyoruz muhabbetinden sinirliyim. Ancak bunu şöyle düşünmenizi istiyorum. Huido sponsorluğum yok bu arada, keşke olsa. Burada oyun size 60 liraya satılıyor. Hatta indirimde gördüğünüz üzere bayağı düşüyor artık. Bakayım 14.75'e düşüyor. Şimdi normalde AA oyunlar
Bildiğiniz üzere işte 100 liranın rahat bir şekilde üstünde fiyatlara satılır. Onun yerine gidip 60 liraya oyunu önceden görüp, "Aa, bu oyun güzelmiş, atıyorum ben Balkanları çok oynuyorum, hadi Balkanları alayım" diyen bir adam olduğumda oyunu kademe kademe alabiliyorum. Balkanlara bakıyorum, diyorum ki "Ah, güzel oldu, şimdi hadi bir de Axis'i alayım." Böyle bir anda cebimden 150 lira vermektense bir ay oyunu oynayıp bir ay sonra "Aa, güzel, biraz daha param birikti" deyip oyunu alabiliyor olmak güzel. Yani aslında bir bütünden parçalanıyor gibi hayal etmek daha mantıklı. Bize eksik veriliyor sonra tamamlanıyordan ziyade. Benim görüşüm bu şekilde. Ama bir noktada illa EU4 kadar DLC falan çıkacak diyorsa Paradox, bu beni çok üzerdi şahsen. Bilen bilir, EU4'teki DLC'ler kol gibi. EU4 en azından şimdilik daha iyi durumda. Onun dışında DLC'lerin tam olarak, yani gerçekten değer mi? Bakın, net bir şekilde değer. Yani şöyle, indirimli fiyatta da değer. İndirimsiz fiyatlarda da oyunun sıkı bir şeyiyseniz, hayranıysanız diyeyim artık, yine değecektir. Şöyle anlatayım. Siz oyunu oynarken diyelim ki DLC'sini almadığınız bir ülkeyi oynuyorsunuz. Atıyorum siz devamlı Almanya oynuyorsunuz ve imparatorluk kurmak da umurunuzda değil. Ama Death Dishonored'ı aldığınızda mesela Avusturya Macaristan kurulmaya başlanıyor ve bir anda bambaşka bir yoldan gitmek zorunda kalıyorsunuz. Diyorsunuz ki "Aha, İmparatorluk Almanya'sı gitsem var ya, üf olacak." Ne bileyim işte, İtalya oynuyorsunuz ama İtalya'yı etkileyen DLC bile yok. Ama işte mesela Battle for the Bosporus sırasında Yunanistan bir anda Bizans'ı kurmaya çalışmaya başladı. Ve sizin saldıracağınız Yunanistan bir anda inanılmaz değişik bir hale geliyor. İşte tarihi özelliğini kapatıyorsunuz. Fransa Napolyon'un torununu geri getiriyor. Sallıyorum, pardon. Tarihi kapatıyorsunuz mesela. İşte sallıyorum, Meksika'da şey oluyor. İşte iç savaş vesairelerden sonra bu faşist hükümet başa geliyor. İşte faşist hükümet sizle anlaşıyor. Bir anda Amerika'ya çıkartma atmak zorunda kalmıyorsunuz. Bu sadece size kolaylık sağlamak zorunda değil, zorluk da sağlayabilir. Japonya oynuyorsunuz, Mançurya bağımsızlık ilan etmeye çalışıyor. Şimdi böyle bir sürü yeni oynanış ihtimalleri ortaya çıkıyor. Yani hem de siz oynarken de, atıyorum, devamlı Almanya oyuncusu, devamlı Sovyet oyuncusunuz, böyle yeni şeyler keşfetmek, daha farklı tarzlar keşfetmek. Mesela İspanya. Şimdi Almanya oynayan biriyseniz mesela, devamlı İspanya'ya ilk gittiğinizde çok garipseyeceksiniz. Çok daha farklı, çok daha farklı bir oynanışı var. Belki daha çok hoşunuza gidecek gibi. Yani DLC'ler ne abi, niye alayım derseniz, hakikaten bir ara bir DLC'li arkadaşınızın sunucusuna katılın. Bu arada öyle bir şey var. Hani multiplayer oynarken DLC'si varsa arkadaşınızın, arkadaşınızla işte arkadaşınız odayı kurduğunda siz de DLC'li oynuyorsunuz. Gidin bir deneyin yani. Hakikaten inanılmaz bir şey. O şekilde benim diyeceklerim bu kadar. Hazır bu konu araya gelmişken onu da ekleyeyim dedim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize görüşürüz diyorum. İyi günler.